Future Perfect'i de böyle hallettikten sonra can diye bir modal var. Modullar bir zaman değil aslında. Ama bir ek diye düşünelim. Ek gibi bir şey. Yardımcı fiil veya yardımcı fiil diyebiliriz. Ekstra anlam katıyor fiile. Mesela konuşmaka konuşabilmeki katıyor. Diyelim ki meleği katıyor. Konuşmaka konuşmalıyı katıyor. Eylem değişmiyor aslında ama eylemin içine ekstra bir anlam katıyor. Öyle diye düşünebiliriz bu modelların tamamını. Can nasıl bir anlam katıyor? Dün gördüğümüz ebilmek master'ı vardı. Ebilmek master'ı ile aynı işi yapıyor. Ne yapıyor? Konuşmaka, konuşabilmek ekliyor. Gene Türkçeden gelen bir şey, şuradaki gibi, present tense'deki gibi bir your'lu versiyonu da var. Burada kasıt devamlılık değil gene. İngilizce konuşabiliyor dediğimizde biz İngilizce konuşabilir anlamını söylüyoruz. Bunu şu an için söylemiyoruz. Genel olarak söylüyoruz. Bu yetisi var, bu yeteneği var anlamında söylüyoruz. Ama Türkçesinde kulağımız yoru duyacağı için ben onu da yazdım. Ebilir ve ebiliyor eklerinden yakalayabiliriz Türkçedeki, Türkçe cümlelerde. Can'in geçmiş hali var. Bunu diyelim ki konuşabilme işini bir yıl önce yaptı diyelim. Ebildi ya da ebiliyordu. Geçen sene de İngilizce konuşabiliyordu. Yani ebilme işini daha önceden de yapabildi. İşte 3 yaşında yüzebildi. Diyelim 5 yaşında okuyabildi. Geçmişte oldu bu. Şu anda da tabii ki okuyabiliyor. Ama geçmişi vurgulamak istediğimizde can'in geçmiş hali could. Yine kafa karıştıran bir konu ama basit bir konu. May ve might konusu var. Bunların ikisi de aynı anlamda diye düşünebiliriz. Aralarında minik nüans farkı olduğunu söyleyenler de var ama çoğu yerde eşit kullanılıyor. May ya da might. Ama karışan yeri burada da bir ebilir var. Burada da bir ebilir var. Can ile may. Might'ı kenara koyalım. May deyince ikisini birden anlayın siz. Can ve may birbirine benziyor. İkisi de ebilir. Ability anlamı veriyor ama bu ebilmeler farklı. Bir tanesi can. Bunu başarma, yetenek gibi düşünün. Ben İngilizce konuşabiliyorum. May ise ihtimal gibi. Yarın yağmur yağabilir. Yani bu gökyüzünün bu yeteneği var anlamında değil. İhtimal anlamında. Ama Türkçesini duyduğunuzda Türkçesi ikisi de aynı gibi anlaşılıyor. Türkçede bir karmaşa var. Onlar için konu net. İngilizlerde, İngilizce'de kendini ne için kullanacağı belli, may'i ne için kullanacağı belli. Ama Türkçesi ses olarak birbirine çok benzediği için bizde yetenek mi yoksa ihtimal mi ayrımı yok. Tamam. May ve can bu anlamda birbirine benzer. Should, melimalı tabii bu arada. Se iyi olur, mesi gerek, mesi lazım diye Türkçe'de farklı farklı seslerle cümlede kendini gösteriyor. Must da meli, should da meli. Ama should tavsiye anlamı verir. Mesela bir arkadaşına diyorsunuz ki ya işte ders çalışsan iyi olur anlamında. Ders çalışmalısın. Çalışsan iyi olur. Çalışman lazım. Bunlar nedir? Hep tavsiyedir. Ama bir de must var. Must daha zorlayıcı bir şeydir. Bazen kanunlar ya da işte trafik kuralları gibi şeyler de bundan kullanılabilir. Yapmalısın. Hani bu zorlayıcı bir yapmalı. Öyle tavsiye değil. Veya işte hani çocuğun başında annesi babası çalışmalısın diye böyle zorlayarak söylüyorsa must'la kullanabilirsiniz. Ama arkadaşı söylüyorsa ya çalışmalısın, çalışsan iyi olur filan. Biraz daha böyle yumuşak tarzı should. Should'la must'ın farkı da bu. İkisi de Türkçe'de meli olarak görülebilir. Buraya kadar soru var mı? Herkes
Net anlıyorsun. Yok hayır, ben. Buradayız. Evet, evet. Tamam, süper. Şimdi Model Perfect'lere gelelim. Model Perfect'lerde kafa karıştıran konu şu. Bunlar biraz ihtimalli konular, biraz çetrefilli konular. Şu ikisini birlikte anlatacağım. Should have ile could have aslında beklentileri ifade eden konular. Nasıl beklentiler? Mesela eve geldiniz, yorgun argın, hayaliniz şu, eşim sofrayı hazırlamıştır, yemeği yapmıştır. Ben de bu yorgunlukla hemen sofraya otururum, yemeğimi yerim, sonra da dinlenmeye geçerim dediniz. Eve geldiniz ama evde yemek yok. Eşiniz de evde. Ona bir serzenişte bulunuyorsunuz. Ama yemeği yapmış olabilirdin, yapmamışsın anlamında. Bu ikisinde de beklentiniz olmamış. Yapmış olabilirdin canım. Vaktim vardı. Yani o anlamda kullandığınızda ability'in vardı, vaktim vardı gibi bir anlam katıyorsa could. Ability kısmını düşünmezsek, benim beklentim vardı diye söylersek yapmış olmalıydın, malıydın dersek should, should have yani. Could have ile should have'in farkı birinde vakit gibi işte veya imkanlı vardı gibi bir ability de var işin içinde. Öbüründe benim beklentim, ability'si var yoka bakmıyorum. Ben senin yapmanı beklerdim. Ama sonuç ikisi de olmamış. Bunların sonucunu biliyorum. Geldim. Ya bunlara hayal kırıklığı diyebiliriz aslında. Mış olabilirdi. Mış olmalıydı. Ama hemen anlıyorum ki olmamış bu iş. Şimdi üçüncü, dört, yani diğer üç, dört, beşe geçtiğimizde orada böyle bir şey yok. Hayal kırıklığı gibi bir şey yok. Burada bilmeme durumu var. Mesela diyelim bir para kayboldu. Aranıyor. Diyoruz ki parayı o çalmış olabilir. Bu mış olabilir fikir ifade ediyor ama bilmiyoruz sonucunu. Yukarıdakilerden farklı dedim ya. Sonucu hakkında benim aslında fikrim var. Kesin bilgim yok. Mış olabilir. Mış olamaz da belki. İkisi de ihtimal. Bir de mış olmalı. Gene ihtimal. Tahmin yapıyorum aslında. Şimdi tahmin yapıyorum ama niye üç tane var? Şöyle 50-50 ise parayı bu çalmış olabilir gibi bir fikrim varsa tahmin yapıyorum ama çok da emin değilim. Ortadayım durumu için may ya da might have'i kullanacağız. İkisi dediğim gibi aynı. Eşitler. May have'i kullanacağız diyelim. Ama benim kuvvetli bir zannım var. %80 o yapmıştır diyorum. O zaman must have'i kullanacağım. O çalmış olabilir. %80 bir zannım var ama bu sefer pozitif yönde. Hani çalma işini konuştuğumuz için. Parayı o çalmış olamaz. Ben inanmıyorum. %80 o yapmamıştır anlamına gelirsek o zaman can't have. Dolayısıyla aslında üçü de ihtimal. Birinciye %50-50 ihtimal gibi bakalım. İkinciye %80, %90 zannım o yönde. Bu da %80, %90 üçüncüsü ama pozitif yönde. Cümle olumsuz ama hani bahsettiğimiz bir suç norma olduğu için pozitif yönde diyorum. O işin olmaması, can't have, işin olmaması yönünde %80 ihtimal veriyorum. Chat'ten gelen sorular mı var? Ben şu anda göremiyorum soruları ama soru olursa dediğim gibi şey yapın. Şimdi şeyler böyle. Zamanlar ve modullar böyle. Şuradaki ekleri önemseyin. Ben bunları ilk başlarda çok önemli gibi düşünmemiştim ama çok işe yarıyor. Kullandıkça görüyorsunuz. Çünkü Türkçedekiyle eşleştirmek her zaman yapıyoruz ister istemez. Dediğim gibi ben birkaç yıl yurt dışında yaşasam belki bunlara ihtiyacı kalmadan doğaçlama her şey çıkabilir ama öğrenme aşamasında çok işe yarıyor. O yüzden
Bunları da dünkü ödevlere ek olarak hepsini ekiyle ve anlamıyla öğrenmemiz gerekiyor. Ha, anlamlarını şu anda %100 bilmiyorsunuz ama kabaca bilgi seviyemizi gitgide arttıracağız. Kabaca anlamlarını da böyle öğrenmiş oluyoruz. Şimdi dünkü ödevlerden bunu ezberleyen var mı masterları? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bir arkadaşım katılmak istiyor da linkinizi verdim ancak giremiyor bir türlü. Dediğim gibi Emine Hanım. Neden giremedi ki acaba? Şu an olmadı, ben de ekleyebilirim ama. Tabii ki linkinizi ona verdim. Linkinizi ona verdim. Gönderdim mailden. Ancak bir türlü giremedi, ondan dolayı diyorum. Belki bizim onaylamamız gerekiyordur gelenlere. Emine Hanım bakar ona şimdi. Tekrar denesin. Ben yok ama şu adrese mail adresini gönderebilirse belki eklerim. Tamam hocam. O zaman chatten ben bir mail isteyeyim. Chat'ten yollar. Yani chat'e yazdım. Oraya yine şu an Hüma Hanım ekledim. İsmi neydi? Suat Avcı. Tamam, dikkat ederim. Şu an bekleme odasında hiç gelmedi ama. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Mail adreslerinizi attım. Kolay bir İngilizceye atarsanız mail adreslerinizi. Dün çünkü doküman gönderdik, gelmeyen arkadaşlara tekrar iletin. Tamam hocam, çok sağ olun. Kolay gelsin. Peki, masterları bakmadan sayabilecek olan var mı? Ekranda var gerçi, ben yansıttım ama. Ben sayabilirim hocam. Ama 5 saniyede değil. Tamam. Dinleyelim. To be isim, to be sıfat, to be able to master, to be wing, to be V3, to ve, to get nesne V3, to get varlık to ve, to have to master, to use to master. Tamam. Süper. Ama 5 saniyeye indiremedim daha. Tamam. Önce ezberleyeceğiz, sonra hızlanacağız. Zaten bak biraz ilk başlarda yine dilin dolandı. O oluyor hep. Normal. Evet. Başka denemek isteyen var mı? Tubi'yi ezberledin mi Ahmet? Tubi çekimini. Tubi'yi ezberledim. Tamam, onu da duyalım. Olur. Emizar, will be, was, were, have been, has been, had been, Model B. Model B, Model Perfect Bean. Evet. Have been, has been'i ayrı ayrı söyleme. Have, has been de daha kolay söylersin. Onu hızlanınca öyle söyleyeceğim yani. Evet. Have, has been, had been. Evet.